24 ekranlarından, kahve molasından herkese merhaba. Ben Nebruh Doğan. Kahve molasında bugün finans sektörünü, finans zirvesini konuşacağız ama hemen öncesinde piyasalara bakalım. Piyasalarda salı günü rakamlar nasıl? Borsa İstanbul'la başlayacağız. Ardından dolar ve euroya bakacağız. Salı günündeki rakamları aktaracağız. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 102.900 puanda. Hemen dolar ve euroya da bakalım. Bu dakika itibariyle rakamlar nasıl? Dolar TL düşüşte 3.53, euro TL'de 4.17'den işlem görüyor. Altına bakalım. Gram altında dün yükselişteydi. Bugün düşüşe geçti. 148 lira 29 kuruş. Çeyrek altın 243 lira 8 kuruştan satılıyor. Brent petrole bakalım hemen. 58 dolar 71 sent. Faizleri de aktaralım. Tahvil %11.86, repo %11.84. Evet, yarın İstanbul önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. 8. İstanbul Finans Zirvesi yarın İstanbul'a kapılarını açacak. Ama bu zirvede neler konuşulacak? Sektör açısından zirvenin önemi neler? Bugün kahve molasında bunu konuşacağız. Stüdyo konuğumuz da İstanbul Finans Zirvesi İcra ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Furkan Ünal. Hoş geldiniz Sayın Ünal. Hoş bulduk yayınımıza. Evrenim, hoş bulduk. Şimdi yarın başlıyor, 8.'si düzenleniyor. Bundan öncekileri de takip etme şansını elde etmiştik. Verimli geçen bir zirve ama yarının, bu seneki zirvenin gündem maddeleri neler olacak, neler yaşanacak zirvede, beklentiler evet. Neler? Yine çok yoğun bir gündemle yarın programımız başlıyor. Yarın açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinliğimiz 2 gün sürecek. 4 tane bakanımızın iştirak edeceği etkinlikte uluslararası ve yerli üst düzey katılımcılarımız, sektör temsilcilerimiz, hükümet temsilcilerimiz, kamu yöneticileri, bununla beraber bankacılar, ekonomistler ve ekonomi dünyasının, finans dünyasının önde gelen isimleri orada olacaklar. Bu sene ana temamız finansal teknolojiler olacak. Finansal teknolojilerin ekonomi dünyasında ve finans dünyasında etkinliğinin arttırılmasına yönelik değerlendirmeler gerçekleştireceğiz. Biz İstanbul'da aslında dünyayı konuşuyoruz. İstanbul'un finans merkezi projesine de büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu çerçevede de 8.'sini düzenlediğimiz bu etkinlikte keynote konuşmacıları olacak. Bununla beraber önemli banka üst düzey yöneticileri olacak, kamu temsilcileri olacak, regülatörlerin temsilcileri olacak ve genel anlamıyla Türkiye'yi, dünyayı, bölgeyi, sıcak gündemi ve bununla beraber teknolojik gelişmeleri bu etkinlikte konuşmuş olacağız. İstanbul'un finans merkezi olma projesinde de biliyorsunuz aksiyonlar gerçekleştiriliyor. Evet. Bu tür zirvelerde bizim her zaman kendimiz yaptığı gibi başka etkinlikler de düzenlenmesi gerektiğini düşünen bir ekibiz. Ve bu çerçevede de hani bu etkinliğin yarın açılışıyla beraber İstanbul'a, İstanbul'un finans merkezi olması projesinde Türkiye'ye, ekonomimize fayda sağlamasını hangi temenni ediyoruz. Hangi ülkelerden katılımcılar olacak? Yaklaşık 40 ülkeden temsilciler katılacaklar. Bunlarla beraber bugüne kadar 250 konuşmacının olduğu bu etkinlikte yarın yine açılış konuşmalarıyla beraber önemli keynote'larımız olacak. Mesela Somali, Katar Merkez Bankası Başkanımızın konuşması olacak. Bununla beraber yine Körfez'in önemli üst düzey CEO'ları orada olacaklar. Bununla beraber Azerbaycan'ın en önemli bankalarından birisinin CEO'su yine ve üst düzey yöneticileri burada olacaklar. Çok önemli bir konu, özellikle gündemde olan konulardan birisi kredi garanti fonu. Kredi garanti fonunun en üst yetkilisi gelip kredi garanti fonunun hani ekonomimizdeki bu son gündemdeki gelişmeleri değerlendirecekler. Üst düzey bir etkinlik. Yani tüm halkımızı bekliyoruz, davetlerimizi bekliyoruz. Değerlendirmeleriyle beraber İstanbul Finans Zirvesi'nin ülkemize fayda olmasını bekliyoruz. Şimdi İstanbul'a dünyayı konuşacağız dediniz evet. Ama bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi zirvede birebir görüşmeler de olacak. Hı-hı. İnsanlar network oluşturabilecekler orada. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Aslında, en azından neler konuşulacak? Tabii ki. Yani bu etkinlik aslında hani sosyal ağın oluşturulmasına, yani network dediğimiz sosyal ağın oluşturulmasında artık 8. olmasından dolayı her sene geliştirilen bir süreçti. Bir önceki katılan üst düzey yönetici bu sene katılmasa bile bir sonraki sene katılmak istiyor. Ve bu bizi açıkçası memnun eden bir süreç. Çünkü burası iş geliştirme için, finans dünyasının yeni güncel gelişmeleri değerlendirmeleri için, yine Merkez Bankası oturumumuz olacak, Merkez Bankası politikalarını değerlendirmek için çok önemli bir platform. Bu tür platformlar özellikle iş ve finans dünyasının ve ekonomik dünyasının network ağının geliştirilmesi için önemli etkinlikler. Bu da bu önemli etkinliklerin başında geliyor. Önemli etkinliklerin başında. Peki şimdi hükümet düzeyinde kimler katılacak? Hangi tabii, bakanlar katılacak? Yarın açılışımızı, açılış konuşmasını evet, Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek gerçekleştirecek. Yine öğleden sonra Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi yine konuşmasını ve keynote konuşmasını gerçekleştirecek. İkinci gün açılışımızı Finans Bakanımız, Maliye Bakanımız Naci Ağbal gerçekleştirecek. Öğleden sonrası da Kalkınma Bankası, Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan Bey
orada olacaklar. Bununla beraber yine kamu bankalarımızın üst düzey yetkilileri orada olacaklar. Uluslararası kamu uluslararası regülatörlerden temsilciler olacak. Merkez Bankası Başkan Yardımcımızın bir keynote olacak. Yine gündem ekonomiyle alakalı. Aynı şekilde çok teknik bir konu ama digital currency'ler yani kripto currency dediğimiz bu bitcoin'ler veya farklı alanlardaki bu alternatif teknolojik ürünler, finansman ürünleri bunlar da değerlendireceğiz. Çok gündemde olan bir konu. Evet, İnsanların çok da merak ettiği bir konu. Merkez Bankası yetkilileri değerlendirecekler. Bu yüzden hani platformumuz çok değerli bir danışma kuruluna sahip, çok değerli bir yürütme kuruluna sahip ve hepsi çok yoğun bir tempoyla çalıştık. Ve bu sene de yine çok yoğun bir gündemle ve çok doğru konularla yarın başlıyoruz. İstanbul'un finans merkezi olması konusunda çalışmalar yapılıyor. Hı hı. İstanbul Finans Zirvesi de bunlardan biri, artık 8.'si düzenleniyor. Önceki yıllarda da katılım bildiğim kadarıyla yoğun bir katılım gerçekleşmişti. Şimdi finans merkezi olması için İstanbul'un yapılanlar yeterli mi? Daha neler yapılabilir? Sizin bu alanda başka çalışmalarınız olacak mı? Evet, kökenim gereği hem yatırım bankacılığı hem de bankacılık kökenli olduğum için şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İstanbul Finans Merkezi olma projesine en önemli aday şehirlerimizden birisi. Dünyada da en önemli şehirlerden birisi. Fakat hani İstanbul'un finans merkezi olması sadece bina yaparak olmaz. Bununla beraber finansal derinliğin içerisine girilmesi gerekiyor. Ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor. Mevzuatın tamamen ona uygun yabancı ve yerli yatırımcıyı koruyacak modellerin geliştirilmesi gerekiyor. Finansman, alternatif finansman ürünlerinin oraya konulması gerekiyor. Merkez bankacılığının alternatif ürünlere nasıl modeller oluşturabileceğini değerlendirilmesi gerekiyor. Yine devlet varlık fonunun hani çok profesyonel bir şekilde aksiyon alıp hani İstanbul'un finans merkezi olması projesine katkı sağlanması gerekiyor. Yani bunun gibi etkinliklerin daha fazla olması, bununla beraber hani üst düzey konuşmacıların, üst düzey katılımcıların yorumlarını almak, bunları değerlendirmek ve aksiyona dönüştürmek önemli. Ama hükümet temsilcilerimiz bu konuda çok istekliler. Bu çok önemli bir nokta. Her şey bir istekle başlıyor, bir arzuyla başlıyor. Kesinlikle. Hani burada da en yakın sürede bunu gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Şimdi yarınki zirvenin teması da finansal teknolojiler ve risk yönetimi. Hı hı. Bina yapmak değil dediniz. Burada evet, finansal teknolojilerin de önemi olacak. Tabii ki teknoloji hayatımızın her alanında var. Finansın da her alanında var. Bu alanda ne değişiklikler, ne yenilikler konuşulacak? Şöyle, aslında burada en önemli noktalardan birisi dediğimiz gibi alternatif ürünlerin ve finansman yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ve teknoloji alanının ekonomi dünyamızda nasıl fayda ve maksimum geri dönüşe katkı sağlayabileceğini yorumlayabilmek. Bizim burada önemli noktalardan birisi teknoloji alanını, teknolojideki yeni para birimlerini, bununla beraber teknolojideki alternatif finansman yöntemlerini anlatabilmek. Anadolu'daki bir teyzemiz cep telefonuyla para transferine başladı. Artık cep telefonuyla veya teknolojisini kullanarak yeni yatırımlar yapabiliyor. Biz bu yatırımları nasıl ekonomiye dönüştürebiliriz? Kullanmayanları nasıl kullandırabiliriz? Ve bu alanda nasıl faaliyet gösterebiliriz? Aslında bunları da değerlendirmek istiyoruz. Çok kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz. Yani finansal alanda teknoloji kullanımına evet, dair bir değerlendirme de kesinlikle, yapılacak yarın. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkürler Sayın Ünal, paylaştığınız bilgi için. Bu arada zirveye katılım ücretsiz mi olacak? Takip etmek isteyenler nasıl katılacaklar? Zirveye davetlilerle gerçekleşecek. Fakat canlı yayınlarımız olacak. Şimdi mesela izleyicilerimiz izlediler. Hı-hı. Belki gelmek isteyenler olabilir. Onlar da kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt yaptırabilirlerse, süremiz doldu ama kayıt yaptırabilirlerse tabii ki seve seve ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Bu sene olmazsa da bir dahaki sene. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun paylaştığınız bilgiler için. Evet, kahve molası bugünlük burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.